Dolap uygulaması üzerinden ürün iadesi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Satın almış olduğunuz ürün fotoğraflardaki gibi değilse ya da belirtilmeyen bir hasarı var ise siparişin kargolandığı durumundayken sipariş detay sayfasından iade talep et butonu aracılığı ile iade sürecini başlatabilirsiniz. Tamamlandı durumunda olan siparişler için iade talebi oluşturulamamaktadır. Bu bilgiyi unutmayın. Eğer ki iade talep et butonunu göremiyorsanız ürün sizlere ulaştıktan bir iş günü sonrasında siparişinizi onaylamanız için bir bildirim gelecektir. İade talep et butonu bu süre zarfında aktif hale gelir. İkinci el satışın doğası gereği ürünü beğenmediyseniz veya bedeniniz olmadıysa iade talebi maalesef yapılamamaktadır. Fakat siparişinizi dolap üzerinden kolayca satışa çıkartabilirsiniz. İade talebi dolaba ulaşması ile iade şartlarının uygunluğu için kontrol edilmektedir. Talebinizin değerlendirilmesi bir iş günü sonunda tamamlanır. İade talebi onaylanan alıcı ürünü satıcıya yeniden kargolayabilir. İade edilen ürün satıcıya ulaşması ile iade süreci tamamlanır. İade işlemi sonuçlandıktan sonra para iaden banka tarafından yapılır. Kredi kartları ile yapılan ödemelerde iade işlemleri 1 ila 3 iş gün içerisinde, bankamatik kartlar ile yapılan ödemelerde iade işlemleri 7 ila 14 iş gün içerisinde kart hesabınıza yansımaktadır.